Herkese merhaba, ben uzman diyetisyen Özge Öçal. Bugün sizlerle 3 malzemeyle 3 tane pratik tatlı yapacağız. Sadece 3 malzemeyle hazırlanacak olması lezzet algısı açısından farklı bir soru işareti bırakmasın kafanızda. Gerçekten çok lezzetli olacaklar ve gerçekten eklenti şeker içermeyen bir tarif nasıl bu kadar lezzetli olur diye düşündürecek derecede tarifler. Biraz beklentiyi arttırıyorum, inşallah seversiniz yapınca da. O zaman ilk tarifimle başlıyorum. Bu özellikle kahve zincirlerinde gördüğümüz dışı böyle çatlak, içi yumuşak yumuşak olan kurabiyeler, kukiler vardır ya, onunla başlayacağız. Yine dediğim gibi sadece 3 malzeme kullanacağız. Tam bir üşengeç kurabiyesi. Hemen başlıyorum malzemelerimden. Şimdi 80 gram kadar bitter çikolatam var. Bunu benmari usulü eriteceğim. 2 tane yumurta var. Bu yumurtaların sadece akını kullanacağım. Yaklaşık yarım paket kabartma tuzum var. Ve bu 80 gram bitter çikolatanın bir kısmını ayırdım ve bıçakla minik minik doğradım. En son o kurabiyelerin üzerini süslemek için kullanacağım onları. Dilerseniz hemen yumurtaların akıyla sarısını birbirinden ayırmakla işe başlayalım. Sarılarını atmayın. Sonra mutlaka bir yerde kullanıp değerlendirirsiniz. Buraya kırsaydım ben. Niye? Şunu alacağım ya tek. Neyse be, aman be. İkinciyi kırıyorum. İlkini gayet düzgün başardık. Umarım ikincide de aynı şey yaşanır. İkincisinde akıyla sarısını ayırdık. Tamamdır. Şimdi şu sarılarını ayırıyorum. Kaseye aldığımız 2 tane yumurta akını çırpmaya başlayacağız. Çırpma işlemi biraz uzun sürecek. O yüzden oraları büyük ihtimalle sessiz bir şekilde devam ettiririz. Sizin kafanızı da şişirmeyelim. Bu yaparken el blenderı kullanacağım. Hemen olması adına, yani daha pratik, üşengeç işi yaptığımız için bu işi hemen çıkarılabilir, kullanılabilir bir blender kullanacağım. Yani daha doğrusu çırpıcı kullanacağım. Şimdi biraz çırptıktan sonra tekrar kabartma tozumu da ekliyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. Tamamdır. İstediğimiz kıvamı elde ettik. 5 dakika falan çırpmanızı rica edeceğim. Hemen pes etmeyin. Böyle köpüksü, pamuk gibi bir kıvam olsun istiyorum. Evet, şimdi yumurta aklarımızı istediğimiz kıvama çırptıktan sonra yaklaşık 80 gram bitter çikolatamız vardı. Onları da benmari usulü erittik ve şimdi bu yumurta akı karışımımıza yavaşça bu çikolataları ekliyoruz. Şimdi burada önemli olan şey, bu karışımı bir tık yavaş karıştırıyor olduğunuzdan emin olun. Yani çok fazla kaba davranmayın, daha nazik, yumuşak yumuşak karıştırın ki yumurta akımız bize küsmesin, daha güzel bir kıvamda kalmaya devam etsin. Bu şey gibi, karıştırırken de ASMR videosuymuş gibi ses geliyor. Gerçekten mayıştırıyor. Terapi gibi. Aynen, terapi gibi, terapi gibi. Şimdi istediğim kıvamı elde ettim. Bunu bir kaşık yardımıyla fırın tepsime dizeceğim. Üzerine çikolata parçacıklarımı dökeceğim ve sonrasında fırına göndereceğiz. Tepsiye dizmeye başlıyoruz. Yuvarlak yuvarlak şekil veriyoruz. Evet, şimdi 10 tane kurabiyemiz oldu. Üzerlerini daha önce ayırdığım, o bitter kullanacağım bitter çikolatadan ayırdığım ve minik minik doğradığım bu çikolatalarla süsleyeceğiz. Şimdi fırına veriyoruz. 170 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Ama bu pişirme süresi sizin fırınınızın gücüne göre de değişebilir. Biraz böyle üstünden bakın, pişmiş gibi mi, onu zaten hissedersiniz. Ama 170 derecede yaklaşık 15-20 dakikada normalde pişmesini bekliyoruz. Hadi fırına. Evet, fırından çıktı kurabiyelerimiz. Mis gibi kokuyorlar. Böyle buram buram kakao geliyor burnunuza.
Hemen bunları şöyle tabağa alalım. Evet, şimdi bir tanesinin tadına bakalım. Şöyle hatta size içini de gösterelim. Kim der ki 3 malzemeli ve unsuz ve şekersiz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, ilk tarifim fırından çıktı ve çok lezzetli oldu. Sıra geldi ikinci tarifimize. Bu tarif bir tık daha yer fıstığı severlerin çok daha hoşuna gidecek. Özellikle meyveli tatlı sevenlerin ise bayılacağı bir tarif olacak. 3 malzememiz nedir? Yer fıstığı kullanacağım. Yaklaşık 15-20 tane çilek kullanacağım. Ve 5 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Ne yapıyorum bu tarifi yaparken? Öncelikle Hindistan cevizi yağıyla 5 kaşık kadar da yer fıstığı ezmem vardı. Bunu karıştırıyorum. Güzel bir kıvam almasını istiyorum. Böyle akışkan bir kıvam almasını istiyorum. O yüzden Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ama sizin hali hazırda yer fıstığı ezmeniz böyle sulu ve kıvamlıysa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ekstra malzeme eklemenize gerek yok. Şimdi bunu karıştırıyorum. Tamam. Şimdi homojen kıvama gelene kadar karıştırdım. Şimdi bunları muffin kaplarına alıp bir miktar taban yaratıp bundan sonrasında bir 15 dakika donduracağız. Kap tariflerini yaparken de ağzım sulanıyor. Gerçekten falan antrenman öncesinde gerçekten çok hoşunuza gidecek, performansınızı da arttıracak bir tatlı. Ve en güzeli de tam sıcak yaz günlerinde böyle soğuk soğuk dondurma gibi, mis gibi, hem de yine ilave şeker içermeyen bir alternatif olacak. Şimdi tabanlarına yaptıktan sonra, yaydıktan sonra yer fıstıklarımızı ve Hindistan cevizi yağ karışımımızı, bunu yaklaşık derin dondurucuda 15 dakika 20 dakika arasında bir donmaya bırakacağız. Peki bu çilekler ne olacak dediğinizi duyar gibiyim. Çilekleri ne yaptık? Çilekleri yaklaşık 10 dakika, 15 dakika kadar yine yaklaşık derin dondurucuda beklettim. Biraz daha buzlu olmalarını istiyorum. Onları blenderdan çekeceğim ve o biraz önce buzluğa gönderdiğim yer fıstığı ezmesi karışımının üzerine dökeceğim. Reçelmiş gibi ve çok lezzetli olacak. Eğer ki eklenti şeker almakla ilgili bir derdiniz yoksa ya da 3 malzemeli olmasın da hadi 4 malzemeli oluversin diyorsanız bunun içine karıştırırken bal da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli olur ve çok yakışır. Atıyorum çilekleri. Evet, şimdi çileklerimi attım. Bunu tekrar blenderdan çekeceğim. Motor gücü kuvvetli olan bir blender kullanırsanız her zaman yaptığınız şeylerde daha pürüzsüz, daha güzel bir kıvam elde edersiniz. Ben kullandığım blenderı ve benzer blenderlarını, mutfak robotlarını aşağı bırakıyor olacağım zaten. Başlıyoruz parçalamaya. Evet, yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta beklettik. Çok güzel donmuşlar. İstediğimiz kadar kıvama gelmişler. Şimdi ne yapıyoruz? Blender'dan çektiğimiz çilekleri bunların üzerine pıtıcık pıtıcık koyacağız. Benden duymuş olmayın, bunu reçelle yapanlar da var. Arasına reçel de koyduğunuz zaman şekersiz reçel de tercih edebilirsiniz. Elimde kalan yer fıstığı ezmesini, o akışkan kıvamlı yer fıstığı ezmesiyle bunların üzerini kapatıyorum. Tekrar dondurucuya atacağım. Ay, ağzım sulanıyor gene. Evet, hepsini üzerine tekrar çilek ve yer fıstığı ezmesiyle kapattık. Tekrar bunu bir yaklaşık 10 dakika kadar derin dondurucuda dondurmamız yeterli bizim için. O yüzden bir 10 dakikalık buzluğa tekrar misafir edeceğiz kendilerini. Evet, muffin kaplarımız dondu. Yaklaşık bir 15 dakika ilk katını dondurduk. Her şey bittikten sonra da bir 10 dakika daha dondurduk. Yani toplamda 25 dakika kadar dondurmanız yeterli. Şimdi bunu ilk muffin kapımızı bir çıkarıyoruz. Görelim nasıl olmuş. Oo, çok güzel. Evet, şimdi bunların içini açacağız. Çok merak ediyorum, bir ısırık alacağım ve içini sizin de görmenizi istiyorum. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez ve içleri de tam hayal ettiğimiz gibi olmuştur. Normalde hep böyle olur ama hani bir şey tam birine yaparken olmaz ya, ondan korkuyorum. Bir ısıracağım.
Evet, şimdi geldik 3. tarifimize. Bu aslında çocukluğumuzun çikolatalarını anımsatan bir tarif olacak. Hindistan cevizi topları olacak. Yani Hindistan cevizinin etrafını çikolatayla kaplayacağız. Bir süre donduracağız ve çok lezzetli çikolatalar elde edeceğiz. Bunun için gerekli malzemeler ne? Bir tane çok olgun muzum var. Yaklaşık bir bardak kadar Hindistan cevizi rendem var ama bunu birazcık yoğururken anlayacağız aslında ne kadar kullanacağımızı. 80 gram kadar da bitter çikolatam var. Siz bunu dilerseniz sütlü çikolata olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak olgun muzumu çatal yardımıyla ezeceğim ve üzerine yavaş yavaş Hindistan cevizi rendesini ekleyerek kıvam aldıracağım. Onları böyle bir hamur kıvamında top top şekline getirebilecek kadar birleşik kıvamda istiyorum aslında. Başlıyoruz ezmeye. Şimdi bunu püre kıvamına gelecek kadar iyice çatalla ezdim. Üzerine Hindistan cevizi rendemi ekleyeceğim ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Yani böyle birdenbire çok katı olmasını istemiyorum. Yumuşak top top kıvamında daireler elde edeceğiz çünkü. Böyle karıştırıyorum. Evet, şimdi bunu böyle bir hamur kıvamına getirdim. Artık elimle top top yapıyorum bunu. Şimdi muzun ıslaklığıyla zaten Hindistan cevizi rendeleri birbirine yapışacak. Ama siz bunu yaparken aynı böyle çiğ köfte yapıyormuşsunuz gibi önce bir sıkın, birbirlerine iyice yapışmalarını sağlayıp sonra yuvarlak şekli verin. Yoksa hani elinizde böyle normal kurabiye yapar gibi yaparsanız biraz dağılabilir. Muz ve Hindistan cevizi rendesini top top haline getirdikten sonra benmari usulü erittiğimiz çikolataya onları bulayacağız. Evet, şimdi bütün toplarımızı tekrar bir çikolataya buladık ve onları bir 10 dakika kadar derin dondurucuya, buzluğa atacağım. Tekrar böyle bir donmalarını istiyorum dışlarının. Evet, şimdi 10 dakika kadar buzlukta beklettik. Hemen yine bunun da tadına bakacağız. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, 3 tatlımızı da yaptık ve gerçekten şekersiz demeye ve sadece 3 malzemeyle yapıldığına inanmak çok zor. Hepsi de çok lezzetli. Mutlaka denemenizi öneririm. Tariflerde kullandığı ürünlerin ve benzeri ürünlerin linkini aşağıda bırakıyor olacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Tarifi denerseniz mutlaka Neon 1'i ve beni haberdar etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.